Frizola şişiyor. Altını kıstım çünkü bir yandan temizlik yapıyorum, görüyorsunuz. Evet, biber kızarttım. Biber kızarttım. Bir tane domates üçe böldüm. Ondan sonra bulaşıkları yıkadım. Bir tencere dolu tavuklu et pirinç pilavı yaptım. Birazdan kapıya binen önüne koyacağım. Ama bir tabak da kendime alacağım bundan. Evet, her taraf tertemiz. Fakat şöyle acaba apartman görevlisi neden 2 gündür bu çöpümü almadı? Aidat 100 TL oldu. Her daire başı ödeniyor. Ne yapayım? Belki de hastadır. Belki de similyası naşlamamıştır. Mecbur. Ne yapacağım? Ben çıkartıp atacağım. İki gündür burada duruyor. Karşıdaki alınmış. Bu taraftaki alınmış. Diğerlerinki alınmış. Benimki burada duruyor. Şimdi karşı daire de ödüyor 100 TL. Üst de ödüyor, alt da ödüyor. 100 TL aidat. Tamam, bir şey demiyoruz. Bunlar burada. Ha, rahatsız mı? Ben zili neden yaptırmıyorum? Çünkü Aurora havlamazsın. Binayı düşünürken ama bina yöneticisi kalkıp apartman görevlisine bunu burada tutması olmaz. Şimdi ben bir şey yap demeyeceğim. CİMER'e plan yazmayacağım. Herhangi belediyeyi aramayacağım, etmeyeceğim. Bunları kendim çıkartıp atacağım. Bir dahaki sefere öyle olursa tabii ki küllahlar değişir. Küllahlar değişir. Yani eğer ben de 100 TL ödüyorsam aidatı, diğer daireler de ödüyorsa yani ben burada şimdi o zaman ayrımcılık görüyorum ben burada. Değil mi? Ha, önce çöpleri atarım. Şuradan da bir tane tabak kendime koyarım. Diğerlerini de götürür, binanın önüne koyarım. Ne güzel tavuklu pilav işte. Kedi mi yer? Köpek mi yer? Yani kim yerse yer, yesin. Evet. İşte öyle efendim. Ha, burada da şey ısladım. Nohut ısladım. Bunun içine de kemikli et alacağım. Dünden ısladım, görüyorsunuz. Normalde bunun içine ben daha önceden ne atıyordum? Bir küp şeker var ya, kesme şeker. Ha, kesme şeker attığımda sertleştiriyormuş. Ondan sonra ben bunun içine bir kaşık çay kaşığı tuz attım. Ne kadar güzel şişmiş, değil mi efendim? Nohut. Kemikli yapacağım. Bunu da böyle kapatalım. Evet. Ben hayatım çok titizim. Çok. Titizlik hastalığı var bende. Yani temizlik hastalığı var bende. Dört tane de, şey pardon, 8 tane de şey siparişi verdik. Hem dolabın altına plastik şeklinde kaydırmıyor, yani şey koruyor dolabın, buzdolabının altına. Bir de çamaşır makinesi. Daha henüz kapağını yaptırmadım. Yaptırmadım şöyle. Bakınız, burada gider olmadan görüyorsunuz değil mi? Ne kadar su vardı burada, böyle kürekle çekiyorum ediyorum. Yani yaptırmaz olaydım bu. Alafrangayı buraya koydurtmaz olaydım.
gelelim çamaşır makinesine. Çamaşır makinesinin altına böyle internet üzerinden bir aile dostum gönderdi şeyini, linkini attı. Plastik şeklinde şöyle ne kaydırıyor çalıştığı zaman ne de altta hani böyle derler ya teneke gibi hani böyle şey yapar. Olmuyor. Zara inşallah 4 tane buna çok uygun fiyat. 40 TL 4 tanesi 2 tane şey evet 4 tane yani çamaşır makinesine 40 TL biz ne yaptık 8 tane söyledik bir de buzdolabına dedik koyak dedik yani ne oluyor çok uygun yani bu internet trend yol mudur nedir orada buzdolabının altına da koyduğumuz zaman efendim bunlar hep teknisyen şeyi hatası. Yok ben buzdolabını siliyorum, bilmem ne, şudur budur diyerekten çiziklere yapan boya boya. Aslına bakarsanız boya bu. Buralar boyandı ya. Ha. O, neyse onu da boş ver. 4 tane de buzdolabının altına plastik şeklinde oluyor. Ne oluyor? Dolabın altı çürümüyor. Yani. Evet. 4 tanesi 40 TL. Biz de 8 tane sipariş verdim ben. 4 buzdolabı için, 4 de bulaşık makinem için. Şey pardon, özür diliyorum. Çamaşır makinem için. Evet, bunu zaten biliyorsunuz. Tost makinesi bu. Her şey pişiriliyor burada. Öyle. Bunları da köpeklere yaptım şimdi. Hayvanlar dışarıda yem buluyor, bulmuyor. Ondan dolayı bir tencere yaptım. Şimdi ne yapacağım? Bunun bir tabak kendime koyacağım. Diğerini de götüreceğim. Kapıya koyacağım. Yesinler orada. Ha. Ondan sonra başka ne diyecektim ya? Bu da zaten köy biberi. Charleston'un şeyi. Amcası. Ondan sonra bakalım bu ne halde bu? Şöyle. Linkini mi atayım sana şeyin? Onu mu diyorsun? Çamaşır makinesinin buzdolabının altına konulan. Evet, sabit ve kaydırmıyormuş. Ya o kadar ya yorumları okudum orada. Çok çok şey. İnsanlar alan insanlar memnun yani. Bir şey alacağınız zaman alttaki yorumları okuyun. Eğer yorumlarda biz işte bu şeyi aldık. Hayır bu Aruşka'ya. Şunlar. Bak bir ta şu iki tane kemik var ya. İki tane kemik Aurora'ya. Burada ne var? İki tane de şey var değil mi? Ha. Ya Aurora'nın maması var canım. Bu iki tane de benim yani. Zaten yedi o. Hı. Abla orada et yok. Var ya işte canım. Ha, tavuk pirzola işte. Ha. Aa, demez mi? Abla orada et yok. Burada da Aurora'nın bak şeyi de var. Ha. Şimdi ben o kemikleri alacağım. Çünkü köpekler küçük köpeğim. Ben büyük köpek beslemedim, beslemem de. Ha, şimdi bak aldık. Şöyle koyduk. Tamam mı? Ha. İçinde ne var? Pilav da var. Şimdi bu neredeydin Polya? Göremedim ben seni. Şeyi yolladın mı? Verdin mi? Bilmiyorum ki bana kod gelmedi makyaj malzemesini. Kod gelmedi canım. Eğer yanlışlık mı oldu acaba? Normalde hani Trendyol'dan bir makyaj malzemesi işte veya herhangi bir şey yolladığın zaman kod geliyor bana. Onu bilmiyorum. Burada bana yazarsan ona göre ben de bekleyeyim, beklemeyeyim. Çünkü işlerim var. Yani görüyorsun. Ev işleri, dış işleri. Ha, öyle mi? Bana kod gelmedi ama.
kod gelmedi bana. Ondan sonra ne zaman gelecek? Yani işlerim Mart, şimdi bekliyorum ya kargoyu. Bu sefer işlerim aksıyor. Ondan dolayı sordum. Tamam yazarsın. Tamam canım. Ha, bunlar da, bu da Aurora'nın efendim. Hani az önce diyorsun ya orada iki tane et var diye. Tamam. Bak bu da Aruşka'nın, köpeğimin. Ha, bir tencere de dışarıdaki kapının önüne çıkacağım şimdi az sonra. Hem çöpleri atacağım hem de ne yapacağım? Bir dolu tencere dolusu tavuklu şey yaptım. İster kediler yesin, ister köpekler yesin. Onları mı takip edeceğim? Yani. Bunları da şimdi bunu da böyle alacağım. Güzelce bir poşete koyacağım. Ondan sonra poşetin ağzını burada bağlayacağım çıkartırken orada açacağım. Kedi mi yer, köpek mi yer? Hepsi yesin. Kim gelirse. Yani. Bu da biber işte. Ha, anladım. O pilav bozuk. Bu pilav mı bozuk canım? Tavuklu. Ha? Şehriyeli. Ha? Bu mu bozuk? Bu mu? Bu mu bozuk? Aa, süt zannettin herhalde. Yoğurt zannettin bozulsun. Bazı insanlar da yoğurt alıyor, süt alıyor. Ne yapıyorlar? Bir gün sonra aa bozuldu. Aa, tarihi geçti. Bilmem ne şudur budur. Evde yapılan organik bir tavuk pilavı. Köpek bozuldu diyeceğine kardeşim. Sen bak bu pilavın bozuk gibi görünüyor diyeceğine sen de git bir tane ekmek kuru da olsa oturduğun gece konduysa binaysa neyse önüne koy ki hayvanlar kış kıyamet gelsin yesinler orada. Köpek kedi. Değil mi canım? İşte her şeyi bir kurt buluyorlar. Aurora. Aurora. Sen koltuklarda yemeğe layıksın. Ama şuraya koyacağım. Buyurun efendim. Aruşkan'ım. Buyurun. İyi kızım. Evet. Evet görüyorsunuz tertemiz. Değil mi efendim? Ha. Yani. İyi dedim mi o az önceki yazana? İyi dedim mi? Ha. Madem öyle pilav bozuksa, bozuk gördüyse o zaman sen de makarna haşla veya bir tane ekmek çıkart. Oturduğun ev neyse, bina mı artık neyse bilemem. Fark etmez. Gece kondu da olur. Git oradan kardeşim. Binanın önüne bir kap su çıkart. Bir de ekmek koy. Ekmek koy kardeşim. Ha. Gene ben bak. Girişim bir kat altında oturuyorum. Ne kadar güzel köpekler, kediler için pilav yapmışım. Tavuklu. Şimdi çıkartacağım. Bir tek pilavıma laf söylemediğin kaldı. Tek diş burada olsa yerler böyle cillop gibi olur mu? Ha? Bak çay kırıntısı yok. Çay kırıntısı yok görüyorsunuz değil mi? Her taraf, bak temizliyorum işte. Temizliyorum. Ya. Severek temizliyorum. Her taraf tertemiz. Bak bunu da haşladım. Şey haşladım demişim. Isladım. Daha önceden içine yanlış yapıyormuşum ya yemin ederim. Bir küp şeker atıyordum. Aa sertleştiriyormuş. Ama kuru fasulye olsun ama nohut olsun. Bakliyatlar olarak da. Bu sefer içine bir kaşık şey attım.
Tuz attım. Dünden haşladım bunu. Bakınız efendim nohuta. Görüyor musunuz? Ya. İşte böyle. Evet. Şunu da şöyle alalım. Yo, ben takıntılıyım. Bu konuda takıntılıyım. Sen o zaman gideceksin kardeşim. Benim pilavıma, ben yapmışım pilavı orada, burada gösteriyorum. Kedilere, köpeklere yapmışım. Sen diyorsun ki ne o pilav, 10 gün önce mi yapıldı bu pilav? Yani öyle tabir ediyorsun. Ben de sana şöyle söylüyorum. Git kardeşim, sen de binada mı oturuyorsun? Villada mı oturuyorsun? Villada otursan zaten köpekler, köpek kedi sevgisi olmaz sende. Sende ancak kodomanlık olur. Tamam mı? Ha. Villada da otursan vallahi billahi sen kıyıp da bir kediye bir köpeğe kalkıp da şey vermesine yok. Numunelik bırak bayat ekmeği, bayat konteynere atarsın, vermezsin. Bir de kalkıyorsun buradan bana diyorsun ki ne pilav şey. Bu pilavın neyi var Derin? Derin Hanım. Bu pilavın neyi var kız? Tavuklu pilav yaptım. Şimdi binanın önüne götüreceğim. Orada kedileri köpekler yesin. Kış kıyamet. Soğuk. Yağmur. Fırtına. Yesinler. Neyi var şimdi? Bak buradan ben şimdi kendime de koyacağım. Kendime de koyacağım bundan. Bu pilavdan. İki kaşık bana yeter. Heh. Yok efendim sanki 10 gün önce yapmışım da. 10 gün önce değil. 20 gün önce yapılan şeyi değil. Pilavı değil. Beyefendi. Pardon. Bir hafta dediniz ya çok eski bir hafta önce mi yaptınız? 5 gün önce mi yaptınız? Diyerekten. O zaman siz yapın böyle 20 gün dolapta bulundurun. Ondan sonra götürün yine kedilere, köpeklere verin. Onlar yerler. Yok diyor, iki tane diyor et parçası var diyor burada diyor. Bu et değil, et değil, bu tavuk. Bak Aurora'ya da göstereyim. Her şeyime bahane buluyorsun. Kimsen artık yani, ben de cevap veriyorum sana. Bak Aruşka burada yiyor. Maşallah yarısını bitirmiş. Heh. İçinde kemiği var, eti var, pilavı var. Kızımın suları burada. Her gün değiştiriyorum. 4-5 defa. Kurumaması var burada, refleks. Suları var. Aa, burada bak yiyor kızım. Demek ki Aurora yediğine göre dışarıdaki hayvanlar da yiyecek. Kedi köpekler. Sen de öyle yap canım. Sen de götür bir tane ekmek. Kuru ekmek de olsa. Kış kıyamet. Kedi olsun köpek olsun yerler. Ablacığım yapma böyle. Altını fazla şey yapmadım, açmadım, aheste aheste şöyle şimdi domatesi şey yaptım, koydum, biberi kızarttım, ondan sonra görüyorsunuz tavuğu kızarttım, şimdi böyle. Yarın da kemikli at at demiş. Yarın da kemikli et alacağım. Alamazsam da ne yapacağım? Şu su var ya, tavuk suyu bak. Tavuk suyu bu. Tamam mı? Domatesi çıkarttıktan sonra
Bunu muhafaza edeceğim. Ve bir gün önceden haşlamış olduğum suya nohutun içine onunla beraber de yaparım. Yani. Veya imkanım olursa az bir şey de kemikli et alırım. Ha olmazsa tavuk suyu. Şimdi domatesi çıkartıp bunun içine koyacağım. Bu suyu da nohuta kullanırım. Al sana nohut. Bir sigara içirtmedin bana. Sana cevap vereceğim diye. Git sen de nerede oturuyorsan otur. Mabalın boynuna. Git götür. Bundan önce bir video yapıldı efendim. YouTube kanalım Baysal TV'de duruyor. Cansel Derya Karagöz konuğumdu. Onu yayınladım. Oradan izleyebilirsiniz. Biricik'te olan şeyi yayınladım efendim. Gerekli açıklamaları yaptı. Bundan sonra bana soru sormayın. Cansel Derya Karagöz gerekli açıklamaları yaptı. Ondan sonra bundan yaklaşık bir 20 dakika, yarım saat önce de, yok 20 dakika önce şeyde yayınladım. Merhaba, hoş geldin. İki yumurta. Bundan sonra senin adın iki yumurta. O ne öyle bana laflar atıyorsun kız? Ha? O kadar mı aciz oldun? Veya ben mi acizim? Bak yine geldin, sana hoş geldin dedim burada. Ama fikriyle gelmedin. Kendi şeyinle geldiğin için sana söyledim. Ya az önce doğru muhtar adayıyım, evet. Bikmen Sokullu muhtar adayıyım, evet. Yani muhtar adaylığımı koyamaz mıyım? He? Dört üniversite bitirmiş bir insan olaraktan konuşmuyorum. Hamal bile yeri gelir milletvekili adaylığına da adayı olur. Ondan sonra her türlü partiye aday olur yani. Şart değil ki ne eğitim. Eğitim tabii ki önce başta gelir ama yani şeyi şart değil. Hani ne derler? İşte üniversite okumuş, bitirmiş filan. Nice devriye bekçilerimiz var burada. Emniyet Teşkilatımıza buradan İçişleri Bakanlığımızın ekabilinde görev yapan işte diğer emniyet teşkilatına buradan selamlar olsun. Allah kolaylıklar versin. Devriye bekçisi bile ortaokuldan kalkıyor. Sokakta geziyor. Tabii ortaokul ilkokulda eskiden, şimdi ortaokul. Yani sen yeter ki iste, sen yeter ki başvur. Senin içinde yeter ki çalışma isteği olsun. Yani ne mutlu Türk'üm diyene. Türkiye Cumhuriyeti insan ayrımcılığı yapmıyor ki ne? Yani. Ama bekçilerden bahsediyorum, polislerden bahsediyorum. Bugün bir polis okur, polis olur, polislikten okumaya devam eder, ondan sonra bir yıldız alır. Tekrar okur, ikinci yıldız alır, yine üçüncü yıldız olur, ikinci yıldız grup amiri, üçüncü yıldız başkomiser, üçüncü yıldızı geçtikten sonra da zaten direkt müfettiş olarak yani Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanır. Orada da okur. Ona göre birinci sınıf derece emniyet müdürlerimiz var. İkinci, üçüncü. Yani ne mutlu Türk'üm diyene. Evet.
Bakalım efendim domatesten şu anda şöyle. Ama biraz böyle siyahımsı olması gerekiyor ki o zaman yanarsa daha güzel oluyor. Böyle mangaldan çıkmış, közden çıkmış gibi oluyor ama ben altını fazla açmadım. Yani ona göre böyle dikkatli, güzel böyle. Valla şeycim bir tane iki yumurta kır diyen hanımefendi burada şu anda. Ona da fazla cevap veremeyeceğim. Onu zaten gündeme getiremem. Yani. Herhalde emoji hastalığı var bu hanımefendi de. Canım benim Feride, ben sana dedim ya temizlik yapıyorum mutfaktayım diye. Bak, yoksa gelmez miyim sana çay içmeye? Beni çaya davet ettin ya, kahveye. Ha. Sana dedim ya, bak, ah, görüyorsun değil mi? Bir tane. Ha. Feride'ye ben iki tane yumurta mı göndereyim? Ya. Vallahi Feride Almanya'da ikamet ediyor. Gerçekten yemin ederim eğer kargo parasını kendisi karşılasa ben ona bacıma biber salçası yaptıracağım, göndereceğim. Şu biber salçası, diğerleri zeytin. Organik. Ha. Doğru ya Feride. Derin Hanım. Az önce diğer şeyden alıkmıştım. Bunu oradan naşlatmıştım herhalde. Çünkü biliyorsunuz resmi açıklamalarım olsun, yemek tariflerim olsun buradan yapıyorum. Baysal TV YouTube kanalından yapıyorum. İki yumurta. Ha. Yok mu? Vay be. Şimdi diyor ki ne? O ben değilim diyor. Heh. Ne oldu şimdi? Nasıl oldu efendim? Hadi şunu da şöyle süsleme amaçlı üstüne koyalım. Nasıl oldu? Derin ben değilim diyor. Az önceki ben değilim diyor. Bak sen ne görüyorsun değil mi? Ha. Senin attığın emojilerden ben anlıyorum. Bu da efendim tavuktan olan şey. Şimdi ne yapıyorum? Bunun altını kapattım. İmkanım olursa kemikli et alırım. Allah izin verirse yarın nohutu yapacağım. Eğer olmazsa Allah'ıma şükürler hamdolsun nohutu, bu tavuğun akıttığı şeyiyle, suyuyla yapacağım. Tamam. Şimdi şunu da unutmadan efendim şöyle kapatalım. Tamam. Ondan sonra şimdi çöpleri çıkartacağım. Çöp çok. Şunu da poşete koyacağım şimdi.
Poşet burada hazır zaten. Şöyle. Ondan sonra. Bu da Aurora'nın diş sağlığı için olan diş. Diş miydi? Yok, pardon, özür diliyorum. Kedilere karşı hani bağırıp çağırıyor ya, sinirli oluyor. Ha, aldık veterinerden ama bir ay kraliçeme bakar mısınız? Nerede oturuyor? Kurban olsun anne sana kız. Nasılsın Aruş? Ha? Maşallah. Maşallah. Evet, Aruşkan da burada. Yemeğini yedi zaten. Görüyorsunuz efendim burada. Evet. Bak. Yedi, yedi. Heh. Yedi. Gördünüz mü? Aha. Şöyle koyalım. Ondan sonra şey, yani veterinerden aldığım şey yaramadı. Zaten bu da kırıldı. Olsun, yıkayayım. Çünkü bunu da çıkartacağım. Bunu da çıkartacağım. Gerçi çıkartmama gerek yok. Atacağım ben bunu. Zaten bunu poşetin içine koyduğum zaman kediler köpekler açıyorlar. Fazla ağzını bağlamayacağım poşetin. Yerler. Yani. Ben değil miyim diyor. Ha, olabilir. Efendim, bugünlük Baysal TV 06 YouTube mutfağındaki olan menü ve dışarıda kış kıyamette aç olan kedi veya köpeklere yapmış olduğum bir tencere dolu tavuklu pirinç pilavını şimdi poşete koyuyorum ve çıkartıyorum efendim.